Efendim Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Ne güzel yazmış. Rahmetli Yıldırım Gürsel bestelemiş bunu efendim. Arif Nihat Asya da yanlış bilmiyorum değil mi Atakan Bey? Arif Nihat Asya'nın da sözleri Fetih Marşı. Hep böyle fetihler olsun efendim. Bize kötülük düşünen, bize tasallut etmeye çalışan yerli yabancılara kimse bunlar. Allah onlara fırsat vermesin bu cennet ülkemizde inşallah. Efendim değerli hocam. Şimdi kul hakkı birinin gidip ille malını mülkünü mesela gasp ediyor kul hakkı. Sadece bu mudur mesela gıybet dedikodu da buraya girer mi? Bu konudan ya, biraz bize bilgi verelim. Az önce hani kul hakkı konusundaki hadis-i şerifi değerlendirirken. Evet hocam. Yani size verilen bir selamı almamak bile kul hakkıdır. Neticede hastayı ziyarete gitmemek kul hakkıdır. Bir davete icabet etmemek kul hakkıdır. İşte o hadis-i şerifi açalım şimdi. Evet. Neticede bunlarla beraber başlayıp yani insanların sadece malını gasp etmek, zorla elinden almak veya aldığı bir şeyi ödememek gibi de değerlendirilemez. Bununla beraber yani ben sizi şakadan da olsa korkutsam, siz bana hakkınızı helal etmeseniz kul hakkı tecelli etmiş olur yani. Bununla beraber yine başkalarını üzmekten tutun. Bak mesela burada değerlendireceğimiz rüşvet aslında kul hakkının hemen başta geleni, borcunu ödememek veya borcu süresi gelmişse uzatmak, bekletmek gibi insanları böyle insanlara eziyet etmek kul hakları çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ama sizin ifade ettiğiniz gibi gıybet, eğer bir kişinin gıybetini yapıyorsanız o da duymuşsa size gücenmiştir, hakkını bir hakkı geçmiştir. Diyorsunuz ki ya zaten ben doğruyu söylüyorum. Doğruyu söylüyorsanız zaten gıybet etmiş oluyorsunuz. Yok, o söylediğiniz şeyler, yaptığınız dedikodu, gıybet onda yoksa da ne yapıyoruz? İftira etmiş oluyoruz yani. İşte bu da kul hakkı çerçevesinde değerli. Hocam bu ben de az bir şey araya böyle elbette, geçeyim hocam. Elbette. Hazreti Mevlana demiş ki mesela herkes içki içen mesela sarhoşlar işte kötü görülüyor. Tabii alkol kötü, uyuşturucu kötü, ona kimse iyi diyemez de. Yalnız diyor bu arada diyor ondan çok daha büyük yıkıcılığı olan gıybeti herkes tam peynir ekmek gibi yiyor. Şöyle bir sözü var Mevlana'nın. Efendim diyor ki büyük Mevlana, eğer gıybet de içki gibi, alkol gibi tesirini gösterseydi, sarhoşluk verseydi, bütün milleti sarhoş görürdünüz diyor. Niye? Herkes yapıyor bu büyük günahı. Çok yanlış bir alışveriş. Çok büyük zararları öbür tarafta. Hani müflis kimdir deyince yarın evet, bakacak ki ben bir sürü amel yaptıydım. Ne oldu bunlar denecek. İşte yaptığın gıybetler bütün sevaplarını icabında götürüyor değil mi? Yani Allah Resulü'nün o müflis hadisi her zaman önümüzde durması gereken. Bir şey yaparken önce onu o hadise bakmamız lazım. Benim tamam namazım var, abdestim var vesaire, ibadetlerim çok hoş ama işte ona buna hakaret etmişsem, ona buna sövmüşsem, gıybetini dedikodusunu yapmışsam gidecek değil mi? Bir sıfıra sıfır, elde var sıfır diyoruz ya. Evet. İşte öyle bir şey. Sadece gıybetle mi kalalım kulakları çerçevesinde? Daha pek çok şeyi konuşabiliriz ama mesela trafik konusu var. Evet. Yani trafikte de başkalarının hakkına girmek aynı zamanda kul hakkıdır. Evet. Evet. Nedir? Yani yoldur her şeyden önce. Evet. Ben sadece trafik değil, kamu hakkı çerçevesinde konuşacaktık onu ama belki süremiz kalır kalmaz aklıma gelmişken söyleyeyim. Ya kaldırımda gidiyorsunuz. Kaldırımlar işgal edilmiş. Esnaf kardeşlerimize de buradan bir hatırlatma yapalım. Yani kamu hakkı, kul hakkı, kaldırımlar yayanın hakkıdır. Doğru mu? Doğru. Esnaf yani tezgah yapsın diye değildir orası. Hocam dükkanım kapanıyor diye bak sandalyeleri dizmiş oraya. Araba park edemiyorsun falan. Bu onun hakkı değil. Orası kamuya ait. Senin dükkanın değil ki orası. Ve şunu söyleyeyim. Evet. Belki fetvada hata eder miyiz ama zannetmiyorum. Es-sebebü kel fail var ya, sebep olan işleyen gibidir diye. Evet. Kaldırımdan giderken bir insan kaldırımdan geçemedi tezgahtan dolayı. Hemen kaldırımdan aşağı indi. Bir arabada geçerken Allah korusun çarptı. Evet. Bir zarara uğradı. Nedir? Yani eğer ölmüşse araba şoför kadar, sürücü kadar o esnaf da aynı şekilde sorumludur. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam bir izin verirseniz aklıma bir şey geldi. Almanya'da yurt dışından da örnek veriyorum ama arkadaşlar orada kurallar biraz daha dikkatli şeyler. Buraya da dönerek söyleyeyim. Almanya'da mesela evinin önünde benim işte orada tanış arkadaşlarım var. Buz, kardan dolayı buz oluştu. Oradan da yaya geçerken evinin önünde, hı hı, düştü diyelim, buzdan kaydı.
İşte bir yerine bir şey oldu, onun şu kadar cezası var. Ne alakası var şeyde, önüne baksaydı? Yok efendim, evinin önündeki buzu küreyecek misin? 100 euro cezası var. Bakar mısınız? 100 euro. Yani bizim bugün Türk parasıyla 1000 lira civarında bir para ki bayağı dokunuyor. İnsanlar şimdi evlerinin önü gıcır gıcır, yani hiç kar buz bırakmıyorlar. Orada birikinti evet. kalıyor ya bazı hocam. Niye bunu söylediniz? Yani kamuya taalluk eden her şeyi de hassas davranıyor bu şeyler. Kesinlikle. Yabancılar. Aynı şekilde. Bizde daha fazla olması lazım. Sadece yani yolda yürürken örneğini verdim. Arabanızı park ettiniz. Geldi birisi de siz çıkamayacak şekilde arka tarafa ya da önüne park etti. Çıkamıyorsunuz. Acil bir hastanız var. Evet. Sırf o durumdan dolayı eğer hastanıza bir zarar gelmişse, Allah korusun vefat etmişse, sebep o park edenindir yani. Evet. Düşünmesi lazım bunlar insanların. Bina girişlerinin önüne. Hassas düşünmeleri lazım bina evet. girişlerinde. Veya yol, trafikte yol vermeme olayı, benim hakkım, onun hakkı falan, bütün bunları kul hakkı çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman evet. bu toplumda huzur olacaktır diyorum. Hocam bu şeye devam edelim ama buraya çok güzel insanlar mesaj yazmış. Bir ikisi mesaj paylaşalım. Tamam.